Merhaba arkadaşlar. Bugün yeraltı suyu konusuyla karşınızdayım. Yeraltı suyu dediğimizde öncelikle ne lazım bize? En çok dikkat etmeni istediğim şey şu. Yağmur yağıyor ya da bu kar dolu da olabilir. Atmosfer kökeni sular deriz buna. Yağan yağmur üstte geçirimli, altta geçirimsiz bir tabaka olacak şekilde dizilen toprağın içine doğru sızacak. Sızıp alttaki bir tabakanın içinde şöylece birikmiş olacak. Biz yağıp yer altına sızıp yer altında biriken bu suya kısaca yeraltı suyu diyeceğiz. Yeraltı suyunun içinde biriktiği tabaka kısmına akifer adını veriyoruz. Akifer terimini unutmayacaksınız. Geçmiş yıllarda sınav sorusu olarak karşımıza gelmişti. Şimdi sana yeraltı suyunun oluşum koşulunu sordu. Ne diyeceksin? Tabii ki yağış olmalı. Tabakaların dizilişi üste geçirimli, altta geçirimsiz olmalı diyoruz. Şimdi yer alt suyla ilgili ikinci önemli bir kural. Yine ÖSYM'nin sınav sorusu olarak sorduğu bir yerden bahsediyorum. Diyor ki bana yer alt suyunun geldiği yer derin mi, yüzey mi? Çünkü bu sıcakla etkileyecek. O zaman yer alt suyunun derinliği neyini belirler diyoruz derinlik suyun sıcaklığını etkiler diyoruz ya da sıcaklığı belirler diyoruz. Belirler. Neymiş? Bir yeraltı suyu. Ne kadar derinden geliyorsa o kadar sıcak, ne kadar yüzeyden geliyorsa o kadar soğuk olacakmış diyoruz. Şimdi bir sonraki uyarımı bütün yeraltı suyunun çıkışlarını yani kaynak tiplerini tanımladıktan sonra eklemeyi düşünüyorum. Yer altı suyu kendiliğinden yani doğal olarak yeryüzüne çıkıyorsa ben ona kaynak diyorum. Kaynak tipleri. Bu kaynak tiplerinden birincisi vadi kaynaklarıdır diyoruz. Vadi kaynakları demekle yamaç kaynağı demek aynı şeymiş. Şimdi vadi ya da yamaç kaynağının mantığı ne? Yağmur yağıyormuş, yerin altına sızıyormuş ve bir vadiden ya da bir dağın yamacıdan yeryüzüne çıkıyormuş. Bütün hikayemiz bu suyu soğuk ve içilebilir bir sudur diyoruz. İçilir. Ve bunlar yaygın olan kaynaklardır diyoruz. Yaygın her yerde bulabilirsin bunu demek istiyorum. Bir sonraki kaynağım aslında Vadi kaynağının aynısı sadece farklı bir özelliği var. Karstik arazide oluşuyor. Biz buna voklus kaynak diyoruz ya da diğer deyişle, karstik kaynak adını veriyorum. Voklus kaynak yine yağan yağmur suları yerin altına sızıyor, bir yeraltı boşluğu oluşturup orada bir depo yapıyor kendine ve bir dağın vadinin eteğinden, yamacından yeryüzüne çıkmış oluyor. Yine suyu nasıldır? Soğuktur. Aynı özelliği taşıyor yani içilebilir şekildedir. Bu çok abartılı nedir? Kireçli olan bir sudur diyoruz. Kireçli. Ülkemizde Akdeniz kaynakları bu şekildedir diyoruz. Neymiş? Aslında Voklus vadi kaynağının aynısıymış. Sadece tek farkı bunun kireçli bir tabaka içinde oluşması. Şimdi burada size bir kural öğretmek istiyorum. Buna dikkat edin. Size bir arazi verdiğinde araziyi şöyle dilimli dilimli, kerpiçli kerpiçli bir şekilde veriyor. Bu bir kayaç işaretidir. Kalker'in işareti. Kalker demek kireç taşı demek. Ben bu dilimli dilimli yapıyı görünce aa bu kireçliymiş, bu karstikmiş, Akdeniz'e özgüymüş şeklinde bir yorum yapıyorum. Üçüncü kaynak tipimiz bu bir artezyendir diyoruz. Artezyende kısmen de olsa insan etkisi söz konusudur. Nasıl yani? Üste geçirimli bir tabaka var. Altta geçirimli bir tabaka var ama şu orta tabaka nasıldır? Geçirimsizdir diyoruz. Şimdi iki geçirimli tabaka arasında sıkışan sular ne yapacaktır? Üstteki geçirimli, alttaki geçirimsiz bir tabaka. Altta sıkışan sular insanlar şuraya sondaj açtığında buradan bastırdığı için, bastırdığı için fışkırıp yeryüzüne çıkacak. Toparlıyorum. İki tane geçirimsiz tabaka arasına sıkışan sular diyoruz. Üstteki geçirimli de olabilir sonuçta. Basınç etkisiyle buradan fışkırıp yeryüzüne çıkan sular nasıl sulardır? Soğuk ve içilebilir. Ama debileri o kadar yüksektir ki yani çok su çıkıyor ki biz bunu daha çok içmekte değil neyde kullanıyoruz? Tarım sulamasında kullanıyoruz. Tarımda kullanılan sulardır diyoruz. Dördüncü kaynak türümüz fay kaynakları. Buna fay kaynağı ya da kaplıca kaynak adında verebiliriz diyoruz. Şimdi fay ya da kaplıca kaynakları su sıcaklığı 70-80 derece sıcaktır. Bunlar mineral madde bakımından zengindir diyoruz. Yani mineral içlerinde çok. Ve bunların şifa özelliği vardır. Ne demekmiş şifa? Şifa tedavi edici tıp bende desteklenmiş bir özellikleri vardır Şiva anlamında. İçinde banyo yapıyorsun, o cilt hastalıklarına iyi geliyor. İçiyorsun, o maden suyu içiyorsun, birçok iç rahatsızlığına iyi gelecek. Özellikle Afyon kaplıcalarının bu konuda çok ünlü olduğunu unutmamamız gerekir. Beşinci kaynak türümüz bu Türkiye'de görülmeyen nedir bunlar? Geyser dediğimiz kaynaklardır diyoruz. Geyser volkanik alanda bakın volkan olması gerekiyor. Volkanın aktif lav çıkarıyor. O alanda dönem dönem fışkıran sulardır diyoruz fışkıran. Nasıl sudur? Çok sıcak sudur. Hatta bazen o kadar sıcak olur ki sadece buhar olarak yeryüzüne çıkar diyoruz. Bunlar biz gibi ülkelerde olmaz. Neden derse o tabii ki bizde volkan aktif değil ki şu an lav çıkarmıyor ki. Ama mesela Japonya gibi İzlanda gibi ülkelerde biz bu tür kaynaklardan bahsedebiliriz. Şimdi son uyarımı söyleyecektim. Peki bu kaynaklardan hangisi Türkiye'de görülmez derse bir kere ülkemizde yani Türkiye'de diyorum Türkiye'de geyser yoktur diyorum. Gerekçeyi unutmuyorsun. Aktif volkan yoktu diye hatırlıyorum. Peki. Bunlardan kimin suyu sıcaktı? Fay ve Geyser'in. Kimin suları soğuktu? Vadi, Voklüs ve Artezyenlerin diyoruz. Kaynaklar konusunu karstik yapı konusuyla birleştireceğiz. O zaman bunun anlamını, işlevini birazcık daha öğrenmiş olacağız. Bir dahaki videoya görüşmek dileğiyle arkadaşlar.